Odada ve örgüt içinde önemli bir görevi vardı. Lüks ve şatafatlı yaşamın perde arkasında bakın kedicik ve müritlerin görevleri neydi? Türkiye onları ekrandan böyle tanıdı. Dekolte giyimli, süslü ve makyajlı halleriyle dikkat çektiler. Halbuki iyi eğitimli genç kadın ve erkeklerin örgüt içindeki görevleri bambaşkaydı. İdem Ürer, Adnan Oktar'dan sonra örgütte iki numara. Adnan Oktar olmadığında onun adına konuşabilecek yetkiye sahip. En önemli görevi de örgüte katkı vermesi istenen erkeklerle sosyal medya üzerinden flört etmek. Örgütün önde gelen isimlerinden biri de Merve Büyükbayrak. Statüsü yönetici bacı. Yani örgütte kendini kanıtlamış ve güven sağlamış biri. En önemli görevi de kiralanacak veya satılacak evlere karar vermesi. Babuna kardeşlerinde örgüt içindeki yetkisi büyüktü. Yönetici bacı statüsündeki Ferhunde Eda Babuna'nın görevi Ankara'da siyasiler, yargı ve nüfuzlu kişilerle iletişim kurmak. Kısıklı'daki örgüt evinde yaşayan Alev Babuna da yurt içi ve yurt dışından eskort ve manken getirmek için gerekli organizasyonu yapmakla yükümlüydü. Dışarı tek başına çıkması yasak olan kızların yanında gardiyan olarak bulunurdu. Örgüt içi yürütme konusunda bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu yönetici bacı Aslı Efeoğlu, Adnan Oktar'ın en sevdiği isimlerden biri. Örgütteki en önemli isimlerden biri olan Ece Koç, Oktar'ın şantaj yapmak istediği kişilerin açıklarını bulmakla görevli. Ebru Altan, örgüte kazandırılacak kızları ikna etmek ona düşüyordu. Adnan Oktar'ın en ünlü kediciklerinden biri de Gülşah Güçyetmez. Kod adı Badem Şekeri. Görevi televizyondaki o programların editörlüğünü yapmaktı. Adnan Oktar örgütünden ayrılanlara karşı iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütmekse Yeliz Sucu'nun göreviydi. 26 yıldır örgütteki Gökalp Barlan da Adnan Oktar'ın en gözde aslanlarından biriydi. Sisteme kedicik kazandırmakla görevliydi. Ailelerden kalan mirasların hile yoluyla ele geçirilmesi ve hileli iflaslar Erol Şimşek'in göreviydi.